Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu dersimizde ilkokullarda veli dilekçesine istinaden sınıf tekrarı e-okul sistemine nasıl işlenir onu anlatacağım. Anlatıma geçmeden önce öncelikle bakanlığımızın 8 Mayıs'taki İlköğretim Kurumları Yönetmeliğindeki yapılan değişikliğe bir göz atalım. 8 Mayıs 2020 tarihinde yönetmeliğe ek madde eklendi. Burada görüldüğü üzere diyor ki, yönetmeliğin 7. maddesine göre eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda bu puanın sınıf geçme puanının altında kalıp kalmasına bakılmaksızın 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Yani bir dönem puanı olan 4., 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri bir üst sınıfa geçmiş sayılıyorlar. Yine aynı şekilde ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflardaki öğrenciler eğitim ve öğretiminin faaliyetlerinin yapıldığı dönemde, yani 2019-2020 eğitim öğretim yılının 13 Mart'ına kadar, biliyorsunuz 13 Mart'tan sonra tatil edilmişti okullar. Bu tarihe kadar herhangi bir not almışsa üst sınıfa geçmiş sayılıyor. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırabiliyoruz değerli arkadaşlar. Veli derse ki ben çocuğumun sınıf tekrarı yapmasını istiyorum. Veliden bir dilekçe alıyoruz. Aldığımız dilekçeyi öncelikle DYS sistemine aktarıyoruz. Oradan kayıt numarası veriyoruz. O kısımlara fazla değinmeyelim. Biz sadece e-okula nasıl işleyeceğiz? Ona geçelim. E-okul sistemini açtığımız zaman ilkokul, ortaokul kurum işlemleri kısmına tıklıyoruz. Sol sekmede bulunan ŞÖK sınıf tekrarına kalanlar sekmesi altında sürekli devamsız veli isteği sınıf tekrarı. Buraya tıklıyoruz. Daha sonra buradan sınıf seçimi yapıyoruz. Sınıfta bırakmak istediğimiz öğrenciler hangi sınıflarda ise, örneğin şuradan bir tane seçelim rastgele. Sınıf şubemizi seçiyoruz. Listele diyoruz. Burada öğrencilerin isimleri geliyor. Açıklama kısmına veliden aldığımız dilekçenin tarihini ve sayısını yazalım arkadaşlar. Nokta nokta tarihli ve işte DYS'den alınan sayıyı ekleyelim. Hangi sayı verildiyse nokta nokta sayılı dilekçesini istinaden diyelim. Buradaki veli isteğiyle kaldı butonunu aktif hale getiriyoruz arkadaşlar. Yalnız burası bildiğim kadarıyla son hafta aktif olması gerekiyor. O yüzden şu an buton aktif gözükmüyor. Yani işaretleme yapamıyoruz. Yani hem şok işlemleri hem sınıf tekrarı işlemleri hepinizin malumu son hafta yapıldığı için buranın son hafta aktif olması gerekiyor. Burayı da tıkladıktan sonra kaydet dediğimiz zaman artık karne işlemlerinde öğrencinin sınıf tekrarı gözüküyor. Bu şekilde işlemimizi yapabiliyoruz değerli arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum.